Devam ediyoruz. İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer tarla başına uzanacağız. Tarla başı İstanbul'un çok önemli ve tartışma noktalarından biri. Ali Öz'le birlikteyiz. Gazeteci, usta gazeteci ve fotoğraf sanatçısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bu tarla başı önemli bir şey. Siz çok uzun zamandır tarla başı tam kentsel dönüşüm konuşmaları çıkmaya başladığı andan itibaren tarla başının fotoğraflarını çekmeye başladınız. Biraz bu süreci konuşalım. Ve bununla ilgili de çok kapsamlı, güzel bir sergi yaptınız. Bu hem İstanbul'da hem Türkiye'de gezindi bu sergi. Bu sergi şimdi yurtdışı ayağı Paris'e gidiyor. Bu Paris yolculuğu öncesinde bir araya gelelim istedik. Bu tarla başını ve sergiyi konuşalım. Evet, tarla başı sizin için önemli bir yer. Niçin? Bir kere ben sokağı çok seviyorum. Meslek hayatımda da hiçbir zaman beni masa başına oturtmadılar. Editör yaparlardı, ben yine sokaktaydım. Tarlabaşı zaten benim geçmiş hayatımda yolumun kesiştiği bir bölge. 83 yılında çok kısa bir dönemde olsa oturdum. 6 ay gibi ilginç anılarım vardı. Daha sonraki meslek hayatımda, gazetecilik hayatımda, işte bütün toplumsal olaylarda orada hep yolum kesişti. Daha sonra yine bulvar yıkımı sırasında oradaydım. Bedrettin Dalan'ın söylediği gibi 3-5 tane Rum'un evini yıkmakla ne olacak diye bir cümlesini hiç unutmam. Orada bir ve o bulvar Beyoğlu ile Tarlabaşı arasında keskin bir çizgi çekti. Zaten otoyol gibi bir yer yani. Aynen, kentin o dengesini bozdu o büyük cadde. Evet. Hatta orada o yıkım sırasında adamın bir tanesi kendini yakmak istemişti ve yanında olan tek gazeteci bendim. Ve müdahale ettim adama ve daha sonra o sayede adama Asmalı Mescid'de ev verdiler. İşte ondan sonraki toplumsal olaylarda mesela hatırlarsınız X Evlat Tiyatro Projesi vardı. Evet, İKSV'nin. Evet. Değil mi? Alman yönetmen orada çekim yapmama izin vermemişti. Fakat bölge işte mafya, eroin satıcı, uyuşturucu satıcısı, ilginç mekanlarda ilginç figürler vardı. Mesela sen sevgiline gidiyorsun, orada dinliyorsun bir mafya adamın hayat hikayesini. Tam kapıdan çıkarken adam silahla ateş ediyor ve panik yaşıyorsun. Böyle gerçek üstü şey sahnelerdi. Teatral, evet. Evet. Hatta kızın bir tanesi korktu, izleyemedi. Bilekliğini bana verdi. Kaptım bilekliği ve daldım ben projeye. O sahneleri hep fotoğrafladım. Hatta daha sonra çektirmeyen Alman yönetmen benden fotoğrafları istedi. Evet. Benim hayatımda hep böyle olaylar çoktu. Önce itiraz ederler, sonra fotoğraf isterler. Şimdi tabii çok müthiş fotoğraflar var. Bu bir kitaba da dönüşmüş. Şimdi ben bu kitabı da buradan göstereyim. Ayıp Şehir. Ali Öz, Ayıp Şehir, yani kayıp şehir değil de Ayıp Şehir. Gerçekten de şehre, kente çok ayıplar ediliyor. Çok müthiş insan var, sokak var. İnsan odaklı tabii ki. Çok güzel görüntüler var. Ekrana geliyor. Evet, şimdi siz bu fotoğrafları, bu kentsel dönüşüm lafları ortaya çıkınca çekmeye başladınız bütün, bilinçli bir şekilde. Tabii bütün bu anlattığım olaylardan sonra burada bir kentsel dönüşüm olacağını duyduğum vakit, çünkü belgeselci olduğum için ben dedim burayı belgelemeliyim, çekmeliyim, yok edilecek, değişecek. Çünkü Suluk Kule deneyimini yaşadık, Kazlı Çeşme deneyimini yaşadık. Ve burası çok da özel bir mahalle olduğu için yok olmadan ben belgelemeliyim diye düşündüm ve kolları sıvadım. Ama ben hayatımda hiçbir çalışmama proje diye bakmıyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum ve o anda belgelemek çok hoşuma gidiyor. Yaşıyorsun insanın hayatını. Yıl 2010 gibi mi? 2002. 2002. 2003 yılı. O kadar eski mi bu kentsel dönüşüm? Tabii. Evet. Uzun bir süredir 2002, oradaki. 2002 bayağı, evet. Ondan sonra
Çekmeye başladım. Çekiyorum, çekiyorum. Dedim ki ya bir şey yapmalıyım. Bu insanların sesi olmalıyım, duyurmalıyım. Herhangi bir gazetede de çalışmıyorum. Sosyal medyayı kullanmaya başladım. Sosyal medyada inanılmaz bir PR patlaması oldu. Mesela o dönemde kapattım ben daha sonra o sayfayı. 5000 beğeni, 3000 paylaşımdaydı. Böyle çok ilgi gördü. Bizim basınımız... Yani o sırada siz o fotoğrafları çekerken sergi yapmayı düşünmediniz. Ya, kitap... Sosyal medyada paylaşmaya başladınız. Onun üzerine birçok basının, insanların ilgisini ilgisini çekti. çekti. Bizim Türkiye'deki basından birçok meslektaşlarımız benimle röportaj yapmak istediler. Tabii deli bir adam girmiş tarla başına çekiyor, paldır küldür, paldır küldür. Sizi herkes tanıyordur orada. Tabii tabii. Değil mi? Ondan sonra ya yani şöyle anılar. Yani mahalleye girdiğim vakit mesela o bıçkın delikanlı ayak ayak üstüne atmış hemen kendilerine bir çeki düzen verirler böyle. Hoş geldin falan. Büyük bir saygı ve sevgileri var. Zor bir çalışmaydı ama o bağı kurdum ben. Çünkü Kaç sene boyunca çektiniz? aşağı yukarı 10 yıl boyunca çektim. Müthiş bir arşiviniz var 5-6 yıl şimdi. devamlı Evet. çektim. Şimdi fırsat buldukça yine gidiyorum. Hatta gitmediğim vakit soruyorlar neredesin, niye gelmedin falan diye merak ediyorlar. Yani insanın zamanı sınırlı tabii. Peki o zaman çok büyük bir arşiviniz var değil mi bu Tabii, kentin yaklaşık bu bölümün? 50 bin karelik bir fotoğraf arşivi var. İşte burada kitapta sonuçta 200 kadar fotoğraf kullandık. Bunun sunumu var. Ses kayıtlarıyla birlikte. Türkiye'de izleyenin bir kere daha izlediği. Şimdi bu kadar uzun bir zaman diliminde bir yere odaklanınca, orayı belgeleyince değişimleri de görüyorsunuz. Tabii. Hiç olmazsa çocuklar büyüyor mesela, hiçbir şey Evet, değişmese tabii küçücük çocuklar büyüyor. büyüyorlar, evleniyorlar, sünnet oluyorlar, çocukları oluyorlar. Sokaklarda değişiyor, binalarda Düğün değişiyor. fotoğraflarından bir tanesi ailenin çocukları oldu, büyüdü. Farklı ülkelerden insanlar geliyor Tabii. şeye göre. Ondan sonra... Evet, düğün fotoğrafları. Ha işte O bir bu evet. ailenin çocuğu büyüdü şu anda. Annesi babası vefat etti. Hayatlarına devam ediyorlar. Siz Belki burada 10 yıl sonra onların çocuklarının düğünü evet, belki çekersiniz. çekilebilecek. Evet. Küçük kız çocuklar oynuyorsun daha sonra kapatılıyor, evleniyor, yok kayboluyor. Peki bu bölgenin nüfusu ne kadar aşağı yukarı? Ah, o konuda inanın kesin bir tahmin yürütmem zor. Bir bilgiye sahip değilim. Ama bu kentsel dönüşüm başladığından itibaren oradaki bir bölgeyi inşaata Dönüştür. Aha. dönüştürdüler. Ciddi bir anda buharlaşma yaşanıldı. Yani insanlar yok oldu falan. Fakat Nereye gittiklerini biliyor muyuz? biliyorum işte Kurtuluş'a doğru gittiler, Dolapdere'ye gittiler, daha başka uzak yerlere gittiler. Yani köyüne döneni rastlamadım ama İstanbul'un çünkü burada yaşıyorlardı, yemeklerini kazanıyorlardı. Oradaki insanlarla böyle yakın ilişkilerimiz var. Yani bir çocuklar beni gördüğü vakit Ali abi, Ali amca gel. Şimdi bu kadar zaman oraya düzenli bir şekilde gidince, fotoğraf çekince, belgeyi tanışıyorsunuz tabii insanlarla, ilişki kuruyorsunuz. Çok güzel bir şey. İlginç bir hikaye. Orada mesela bir Nuray ablamız var. Pavyonda çalışan. Hayatı çok ilginç. Benim de çok böyle bana moral veren bir kadın. 13 yaşında Ankara'da yetiştirme yurdunda tecavüze uğramış bir kadın. Hamile kalıyor ve başına gelmedik olaylar yok. Sonra İstanbul'a kaçıyor. Yüksek kaldırım, alçak kaldırım, bar, pavyon her tarafta çalışıyor. Şu anda bu Nuray ablanın kimliği yok. Hiçbir güvencesi yok. İşte tuvalet bekleyerek hayatını devam ettir diyor. Ama beni o kadar çok seviyor ki. O kadar çok seviyor ki. Benim moralim bozuk olduğum vakit, gittiğim vakit bile benim moralimi düzelten Ne bir güzel. insan. Ve ben çok insan taşıdım. Bu tarla başına çok fotoğrafçı, çok yani tarla başı tur rehberi gibi oldum. Nuray ablayı falan götürüyordum. Ona yardımda
da bulunuyorlardı insanlar. Mesela diyordu ki, bu adam iyi adama, bu adama iyi bakın, sizin gözünüzü oyarım falan. Sonra dönüyordu benim kulağıma, boş ver bunlar, sen kendine iyi bak diye bir kulağıma böyle bir söz söylüyordu. Çok hoş, güzel bir anıydı. Siz bayağı tarla başının uzmanı olmuşsunuz gerçekten. Şimdi bu sergiden bahsedelim. Bunu burada bir sergiye dönüştürdünüz. Karşı Sanat'ta. Bu sergi Türkiye'yi gezdi. Evet, 50'ye yakın sergi açıldı. 50'ye yakın sergi açıldı. Bütün bu fotoğraflardan oluşan çok müthiş bir şey tabii. Şimdi de şeye gidiyor, Paris'e gidiyor. Evet, Viyana'nın ardından. Bir davet aldınız orada. Evet. Viyana'nın ardından, Selanik'ten sonra Paris'te Akort Derneği vardı. 10. Paris Belediyesi ile İstanbul günleri düzenliyorlardı. Onlar istediler. Hatta ilk görüşmemizde ben alt salona istedim. Çünkü daha güzeldi. Hı-hı. Daha insanların görebildiği, kamuya Hı-hı. açık bir salondu. Yukarıda yaparsak hemen yapabiliriz dedi. Olsun dedi. Ben beklerim dedim. Ve bugüne denk geldi. Bekledim ve o salonu verdiler. Ha, çok güzel. Evet, muazzam, burada, güzel çok oldu. Çok müthiş bir bina tabii bir de. Bu arada Atina'da bir gazeteyle Büyükada'dan gitme bir Türkiye'li insanla sohbet halindeydik. Onlar kitabı ve projeyi duymuşlar, çalışmayı. İstediler. Oradaki Atina'daki şehir müzesiyle görüştüler. Kabul ettiler. İşte daha yeni ayağımın tozuyla geldim. Fotoğrafları teslim ettim. Müzeyi gördüm. Orada da şimdi. Muazzam bir güzel müze. Bizim modern sanat gibi. Atina, Yunan kralının ilk yaşadığı saray. Çok müthiş. Hatta, evet, şimdi ve gazetelerde de çıkan haberler var. Bu Selanik herhalde, değil evet, mi? Selanik'te yapılan serginin haberleri. Çok güzel. Ondan sonra orada 5 tane oda var. Bir odanın bir tanesi kralın resimleri var. Yağlı boya tabloları var. Diğer 4 odayı, koridor ve 3 odayı Ali Özün bana ayırdılar. 55 fotoğrafla. Çok güzel. Büyük ve mü fotoğraflar? Ne bu? 50-70 boyutunda. Ve 3 ay açık kalacak. Yani Paris'te de, Atina'da da şu anda müthiş bir ilgi var. Hatta Paris'teki ne diyorsunuz? Açıyorlar ya Facebook'ta, sosyal medyada. Sayfa. Sayfa. Böyle 1000'e yakın insan takip etmeye başladı. Takip etmeye başlamış. Sosyal medyayla aranız nasıl? Çok iyi galiba. Çok değil mi bu durumda? Çok iyi. Evet. Çünkü ben şuna inanırım. Bir gazeteci elindeki olanağı çok iyi kullanmalı. Elinde hangi olanak varsa. Çünkü gerçekten ben tam gazeteci ruhuna sahip bir insanım. Yani Fotoğraf, şimdi bir yerde okumuştum da, fotoğraf delisiyim demişsiniz bir yerde. Ünsal Özkay bir gün derste, biliyorsunuz Ünsal Hoca'yı, sınıfa girdim. Dedi ki, bakın çocuklar dedi, çeşit çeşit deli vardı. Bu arkadaşımız da fotoğraf delisidir demişti. Ankara Basın Yayını'nda ilk fotoğraf sergilerini ben açtım o dönemde. Kaç yaşından beri bu fotoğrafa merakınız var? Yani üniversitede başladı. Üniversitede başladı. Fotoğraf hocalarımız vardı. Sonra sosyal politika alanında çalışmaya başladım. Köykop'ta sinema fotoğraf film merkezi vardı. Sinan Çetin ve Celal Ertem diye muhteşem bir arkadaşım vardı. Celal Ertem özellikle. Sonra onlar ayrıldı. Yük bana kaldı ve kör topal kaptım olayı. Ve çok sevdim. Yani benim hayatımda çok önemli anılardan bir tanesidir. Şu anıyı da paylaşmak isterim sizinle. Tabii. Şimdi fotoğrafa başladığım yıllarda 78 kuşağı, bizim kuşak hep böyle siyasi olaylar ve silahla kafayı bozmuş ya. Böyle dost meclisine sohbet ediyoruz. Ya dedim, yeni bir makine aldım falan. Abi hangi marka falan dediler. İşte Pentax M dedim. Abi öyle bir silah var mı dediler. Dedim ki, bu silah öldürmüyor ama hayatı savunmak için kullanılan etkili bir silah. Sonuçta 40 yıldır benim silahım fotoğraf makinesi ve gerçekten onu insanlığın iyiliği için kullanmaya çalışıyorum. Çok güzel. Zaten gazetecilikte birinci tercihimdi. Ankara. Evet, basın yayın siyasal. Evet. Çok şanslıydım.
kendim hep... Hangi gazete? Hürriyet'te çalıştınız, Milliyet'te çalıştınız, hangisinde yani çalıştınız? Hepsinde basın, çalıştınız. Basının biraz yaramaz çocuğu gibiyim ben. Ele avuca sığmaz çocuğuyum. Aşağı yukarı 10-15 tane gazete, dergi değiştirdim. Ama her gittiğim yerde ben ayrılırdım çoğunlukla. İki katı, üç katı maaşla işe alındım. Ne güzel. Böyle böyle güzel fotoğraflar çekince, böyle fotoğrafı da iyilik için çekince demek ki... Ama 2003 ekonomik krizinden sonra NTV'den ayrılmıştım. Cem Aydın falan çok severdi beni. Ya dedi Ali abi, bu da kötü bir şey. Arkandan gelen Ali Öz yok dediği bir adamım. Hatta yönetim kurulu başkanı Erman Yardelen fotoğrafa başladı. Ali Öz'ün asistanıyım falan diye dolaşıyordu ortalıkta. Böyle bir sinerji yaratılmıştı. Peki tarla başı dışında ilgi alanınız nedir? Var. Size sürpriz gelecek. Dans fotoğrafı çekiyorum ben. Öyle mi? İstanbul Festivali'ne gelen dünyanın bütün büyük dans gruplarını 25 yıla yakın çektim. Keşke onlardan da edinseydik. Beja artık ilk geldiğinde, evet. Kendi geldiğinde ilk çeken, tek çeken adam benim. Ha, çok müthiş. Daha sonra asistanı gönderdiğinde, evet. Pinabaşu ve bütün London City, Moskova Klasik Bale, Devlet Balesi, düşünün çok eskiler. Hı hı. Yani şöyle, benim gazeteciliğim, kültür sanat, ben hiçbir zaman kopmadım kültür sanatta. Şöyle bir gazetecilik eleştirisi yaparsam, aslında bizim gazeteciler elinde kültür sanat olanakları var. Hı hı. Fakat nedense bizim haberciler o yöne kendilerini kapatıyorlar. Oysa ben tam tersi. Açık olmak lazım tabii ki. Ve birbirini besledi aslında. Mesela o sahne fotoğrafı çekmek benim iyi fotoğraf çekmemi de kuvvetlendirdi. Çünkü oradaki sahnedeki ışık, kompozisyon, leke, denge yine... Sanatsal bir şey tabii o. Haber, evet. Fotoğrafçılığında ben mesela... Orada haber ön planda. O kareyi yakalamak lazım. Sanatsal boyutu daha ikinci planda kalıyor. Tabii tabii. Haber fotoğrafçısı çok esnek kimdir mesela ben. Çünkü günde hep o dansları izliyorsun ya, orada bilinçaltına o yumuşaklık, esneklik, o sert olayların içinde bile düşmeden kendini koruma duygusu da gelişiyor. Yani çünkü biliyorsunuz toplumsal olaylar hep itiş kakış ve sert olaylar. Tabii. Orada esnek olduğun vakit kendini daha iyi koruyabiliyorsun. Meslek hayatımda çok fazla risk yaşadım ben. Hepsinden de şanslı olarak kurtuldum. Ne güzel, ne güzel. Ben çok mutlu oldum bu güzel sohbet için, buraya geldiğiniz için. Süremizin sonuna geldik. Şimdi ben size sergilerinizde başarılar diliyorum. O zaman şunu söyleyeyim ben. Paris'teki dostlarımızı bekliyoruz sergiye. Tabii şimdi Paris'tekileri çağırmak lazım. Ve Atina'dakileri davet etmek lazım. O zaman şimdi tarihini söyleyelim. 25 Mayıs'ta Mayıs diyorum, Nisan'da. 25 Nisan Paris. 30, bir ay sürüyor. Evet. 30 Mayıs'ta Atina. Başlıyor. Başlıyor o ve da, Ağustos evet, sonuna kadar. Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Sonra belki... bunlar bitince tekrar Kosova'dan istediler şu anda. Belki bu bizim kendi topraklarımızda da belki tekrar bir sergiyi tekrar olabilir. Vallahi, belki bu kadar dünyayı gezince. İstanbul halkı çok izledi. TÜYAP'ta izledi, evet. Karşı Sanat'ta izledi. Sunumlar çok izlendi ama hala şu kitap piyasada yok şu anda. Herkes kitap istiyor. Ben bu sahafla da bulsam satın alacağım. Evet, buradan o zaman bir duyuru yapalım. Ayıp Şehir Ali Öz bu kitap sahaflarda olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Bundan arıyoruz. Arıyoruz. Ali Öz'e ulaşıyoruz eğer bu kitaptan varsa. Çünkü tek kalmış. Onu ben birazdan iade edeceğim. Tek bir tane kitap kalmış. Belki bastırırsınız. Değil mi? İmkan olursa bastırmak da mümkün olabilir. İnşallah. Belki. Belki yenisini basarsınız. O da olabilir. Tabii, niye olmasın? Şu. Peki. Çok çok teşekkürler katıldığınız için Ali Öz. Sevgili seyirciler, bu güzel İstanbul sohbetlerini bugün burada yaptık. Çok mutlu olduk. Tarla başının hikayesini de buradan biraz görme imkanımız oldu. Daha kim bilir neler başına gelecek tarla başının, nasıl değişimler olacak.
zaman içinde göreceğiz. Biz programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Programımızın tekrarını gece 24'te ve yarın sabah saat 6'da izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.